Şehir insanına neden güvenilmez bilir misin yeğenim? Neden dayı? Çünkü şehir insanı kendi sırtını taşıyamaz da ondan. İnsanların bazı durumları da bazı sıkıntılardan kurtulmak için hayvanlar aleminden örnekleri bulmaları Hazreti Adem'in çocuklarından beri bir çözüm yolu olmuştur. Malum olduğu üzere Hazreti Adem'in oğullarından Kabil kardeş Habil'i öldürmüş ve ne yapacağını bilemediğinden kargayı örnek alarak defnetmeyi becerebilmiştir. Ya. Sırtın kaşınması basit ama insanın zaman zaman en çaresiz kaldığı anlardan biridir. Büyük şehirlerde böyle işporta tezgahlarında görüp de bir türlü ne olduğunu anlamadığım, böyle bir eli andıran parmakları yanarak büzüşmüş, sapına doğru üç tekeri bulunan uzunca ahşap aletin sırt kaşıma çöpü aldığını öğrendiğimde pek sevinmiştim. Köyden gelen alışkanlıkla köy yerinde yaşıyor ya şimdi biz. Ulu orta sırt kaşıyacak açılmak ayrı. İnsanlara icraat etmek ayrı bir dertti benim için. Şöyle sırtına uygun bir tane ağaç veya eski bir binaları bulmuşsa. Şöyle hışır hışır hışır. Ekliyedi sobada ağlarlar. Kana kana çamda. Sırtın kaşınıp duruyorsun böyle. Bu şehir insanı bu. Tuhaf tuhaf garip garip bakıyor insana. Bu hele bir de. Bu böyle duvarına sürtündüğün binanın tarihe dönük eski bir yönü varsa Allah muhafaza. Tarihi esere zarar vermekten nezarethaneyi bile boylarsın illa. Naçar sırtında o tatlı kaşıntıyla una una dönüp durursun ortalıkta. İşte bu çaresizlik anlarından birinde öğrendim ben de. O biz ışık parmaklı, böyle uzun kollu ahşap aletin sırt kaşıma gereci oldu ana. Şimdi düşmesin neyse. Çaktırmadan böyle saçını düzeltiyormuş gibi yapıp da uygun bölgedeki gidişme ihtiyacını hafif hafif sürterek bir taraf etmek mümkündür. Şiddeti kaşınmadan güççü olan gidişme kat kat ile ifade edilemez. Sevmenin böyle biraz şiddetlisi daha tatlı olanıdır. İnsan vücudunda masala nerede? Sırttaki durumlar için kaşınma, ınglak çivaş gibi bölgedeki yerler için ise gidişme denilebilir. Bakın, kaşınmak kat kat kaşınma, gidişmek tatlı tatlı gidişmek belki hışır hışır gibi bir yansımada düşünülebilir. Şiddetini nasıl ifade edileceğini kestirmek zor ama gidişmek mutlaka yaşanmalıdır, çoğu tatlıdır. Böylece kaşınmadaki vahşi lezzet de birbirine karışmayacaktır. Organlara da yazık canım. Nerenin kaşındığı, nerenin gidişini ayrıştırmalı. Sırttaki ihtişamlı duruma benim gibi gidişmek fiilini kullanmak fahiş bir hatadır yeğenim. Özellikle uygun bir ağaç kaya veya duvar çıkıntısı bulduğunda bile hart hart sürtünerek kaşınma nasıl gidişmek diye nitelendirilebilir ya? Anlamıyorum ben ya. Veya hadi diyelim veya kulak içinde başın değişik bölgelerinde oluşan ufak tefek ama dayanılmaz hareketlenme durumları için kaşınmak fiilini kullanmak ne kadar doğrudur? Söyleyin bana ne kadar doğrudur? Başın gidişi ya, kaşını ya diyen biri başındaki manzarayı siz düşünün. Sayılamayacak kadar kalabalık bir topluluk, belki yüzlercesi bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa karşılıklı gidişiyorlar canım. Neyse, biz sırt ağaç münasebetine geri dönelim. Sırt harfesin ayakları ve toynakları kedi köpek gibi hayvanlarınki kadar böyle esnek ve sivri uçlu yaratılmadığından sağrılarında, boyunlarında, sırtlarında oluşan kaşınmalara karşı çoğu zaman naçar kaldığı bilinmektedir.
Nihayetinde aşınma ihtiyacının giderecek ahşap sırt kaşıyıcı icat edilmiş. Kalem şeklinde olanı bile var. Böyle var ya, iç cebine takıyorsun, ihtiyacından çıkarıp kaşıyorsun, mis gibi yemin ederim. Her şeyi yaratmışlar ve gavur icadı gibi yemin ederim. Hele hele başını kaşımak için bile bir tane uzun ince telli bir tane hırtavat mı ne icat etmişler ki? Kaşınma ihtiyacı ne boyutlarda olduğunu varın siz düşünün yahu. Şehirde yaşayanlar insan için kaşınma ihtiyacı her şeye rağmen devası bulunamamış bir illete dönüşmüştür. İşte bu zaaftan kurtulmanın en kesin ve kestirme yolu imece usulüdür. Köylünün şehirde yaşayan tek geleneğe ihtiyacı olana elden gelene yardım etmektir. Sırt kaşıma aletin edevatın yoksa yolun şehir yoluna düşerse sırtını birine kaşınmaktan geçer. Masala kalabalık bir yerde kaşındın illet kılımı çürüdü. Saç mı döküldü ensenden anlamıyor. Kaşındıkça kaşınıyor. Allah Allah. Hemen kalabalıkta bakıyorsun etrafına benzer sıkıntısı olan birine. Buldun, arıyorsun, buluyorsun böyle tam gözüne kestiriyorsun. Soyuna böyle uygun birine yapışıp çaktırmadan anlaşıp böyle samimiyetten, tamam mı? Elini sırtına vurur gibi yapıp aşağı yukarı böyle bastırarak hareket ettirip arada böyle şakalaşır gibi yapıp da böyle gülüşerek herkes derdine karşılıklı diva olurmuş ya. Bu yardımlaşma zamanla başka alanlara da taşınmış. Fırsatın olsa böyle birbirinin gırtlağına çökecek insanlar bile yeri geldi o zaman birbirinin sırtını sıvazlar gibi yapıp da böyle kaşıyarak yol almayı bilmişlerdir. Köylü kaşınma ihtiyacını çevresiyle uyum içinde kalarak karşılayabildiği halde şehir insanı çevresini uyumsuz şeylerle doldurduğu için buradan birbirine mahkum olma neticesi istemese de karşısındakinin işini görmeye kendini zorlaştırmıştır. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... Abimizin kaypak ilişkiler ve zarif ihanetlerle ilişkilendirdiği insan türünün ortaya çıkışının temelinde kaşınma sorunlarına çare bulunmama sorunu yatmaktadır. İnanmazsanız sorun. Aa vallahi bin dinlemesi. Şehir hayatındaki güvensiz ilişkileri bile nezih kötülükleri hep kaşınmamaktan kaynaklanır. Kaşınabilen insandan korkma. Kaşınabilen insandan korkma. Yaklaş ona, sarıl ona. Kaşı onu. Kaba da olsa kaşınmak insanı huzur erdirir canım. Şimdi çağdaş belediyecilik anlayışında kaşınma alanlarının inşasına mutlaka yer verilmelidir. Kaşınma ihtiyacını gidermiş bir şehir insanı karşısındaki insana karşı farklı yüzler göstermek neziyetinden kalmaz. Mecburiyetinde değildir. Sırtını kaşıyabilmiş insan rahatça karşısındakinin yanlışına yanlış diyebilme samimiyetini böyle elinde tutabilir. Şehir insanı hayvanlardan uzak kaldıkça sırtı kaşınmanda çaresiz kalmaya devam etmektedir. Böyle evlerinde besledikleri hayvanlar için güzel tarak ve fırçalar alıp da böyle kaşınma ihtiyaçlarını kendilerinin gidermesine bakılırsa... Ev hayvanlarından öğreneceği pek bir şeyleri yok. Bu tarağı kime aldın diyorum, püslüğe aldım diyor. Püslük bakayım, püslüğün ta böyle sırtın kaşı. Sen bu püslükten ne öğreneceksin ki? O senden öğrensin canım. Nitekim şehir insan karşısındaki insanın sırtı kaşınmaya veya onun sırtının kaşındığını fark edip yardımlaşmaya akıl edene kadar ıstırap içinde böyle dolaşmaktadır. Bu ıstırap şehir insanının böyle karakterine, şahsiyetine tesir etmekte, ıstıraptan kurtulana kadar böyle karşısındakine minnet etmekte. Böyle insanı minnet altına sokmaktadır. Birbirine sırtını aşıyarak birbirine duydukları bu minnet,
ve doğabilecek yeni aşındılara karşı gerekecek yeni yardımlaşmaya ihtiyacı şehrin insanını hesapçı durumuna sokmuştur. Ya sen benim sırtımı kaşmayın, seninkini kaşım gibi. Bu minnettarlık, bu muhtaç olma duygusu içten içe bir devasa böyle derin bir iş iğrentinin böyle oluşmasına, belki de sinsice böyle bir nefretin doğmasına sebep olmaktadır. Her an sırtında aşınma ihtiyacı olabileceğinden her an birine muhtaç, böyle birine kalabilir, muhtaç kalabilirsin. Sırtımı kaşı, sırtımı kaşı. O yüzden insanın ürkek, böyle şehir insanı ürkek, korkak, güvensiz, kaypak hale getirmiştir ya. Şehirlerin gün geçtikçe nüfusyoğunluğunun artması, insan türünün tamamıyla tabiattan, topraktan, hayvandan uzaklaşmasını da böyle beraberinde getirmektedir. Böylece sırtını aşıyamayan insan sayısı kat be kat artmaktadır. Şehirler hayvanların rahatça kaşınabileceği ve dolayısıyla insanları kendi kendine kaşınan konusunda böyle yol göstereceği rolünü oynamaya devam etmeleri behel mahal sağlanmalıdır. Yoksa sırt kaşıma konusunda birbirine duydukları açık minnettarlığın düşmanlığa dönülmesi, önlenmesi, toplumsal nefret tahammül edilmez durumlara gelecektir. Uzun sözün kısası yeğenim. Şehir insanı sırtını kendine kaşıyamadığı için güvensiz, ürkek, kaypak olmuştur. Çünkü örnek alıp kaşınmayı öğrenebileceği hayvanlar aleminden kopuk yaşamaktadırlar. Geleceğin belediyecilik hizmetlerine sesleniyorum. Hizmetlerini tasarlarken bahsedilen bu toplumsal yarayı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Mevzu bahis olan ferdi illetin nasıl içtimai gailelere yol açtığı akıldan çıkarılmamalı ve tedavi edilmesi için şehirlere hayvanlarla böyle barındırmanın yollarını aralmalıdır. Sinek tutan sığara çare bulmak da yine çağdaş belediyecilik hizmetlerine kalmıştır. Onun vazifesidir.